Fanatik Erden Timur'dan Alexis Sanchez açıklaması. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, son yapılan Dries Mertens ve Lucas Torreira transferlerine ilişkin sürece değinirken Alexis Sanchez transferindeki son durumu da aktardı. Timur, süreçte Arda Turan ve Hakan Çalhanoğlu'nun da etkisine değindi. Transfer dönemi ve başka birçok konuya değinen Erden Timur'un açıklamaları şu şekilde. Arda Turan, çok büyük bir Galatasaraylı Başka tanıdığı bir oyuncu için oraya geldi. Futbolcuların iknası gibi bir durum söz konusu değil. Mertens Juventus'tan 5 milyon net teklifi vardı. Napoli'de yıllarını geçirdiği için Juventus'a gitmek istemedi. Onun dışında birçok teklif vardı Mertens'e de Torreira'ya da. 20-25 gün uğraşıyoruz ikna süreci için. Bütçemizin sınırını geçmiyoruz. Gidecekleri hesaba katmadan geçen senenin oyuncu bütçesiyle aynı seviyedeyiz. Arsenal 18 milyon ile başlamıştı sürece. Sonra 15'e düştü. 20 gün hiç düşmedi. Arda'nın gelme durumu başka bir oyuncu ile ilgiliydi. Bu iki transfere herhangi bir dahli olmadı. Alexis Sanchez için birkaç yemek daha yememiz gerekiyor. Alexis Sanchez transferi için birkaç yemek daha yememiz gerekiyor. Alexis Sanchez, ilgilendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Böyle birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bir pozisyon için aynı anda minimum 4-5 oyuncuyla pazarlık ederseniz eliniz kuvvetli oluyor. Çok değerli bir oyuncu ama başka oyuncular da var. Hepsiyle süreç devam ediyor. Tüm oyuncularla görüşmeleri bizzat ben yürütüyorum. En ufak stratejik hata yapmamak da çok önemli. Bakış gibi gereken süreçler. Karşımızdaki insanlar bizden çok daha zeki. En ufak bir kelimeden mana çıkarabiliyorlar. Dörtten önce uyuduğum gün yok. Menajerler de gece çalışıyor. Yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Amacımız bu. Orta vadede yeniden Avrupa şampiyonu olacağız. Hakan Çalhanoğlu da devreye girdi. Arda'nın geldiği oyuncu için Hakan Çalhanoğlu da devreye girdi. Hakan ile de 3-4 defa süreç içerisinde konuştum. 10 koldan çalışıyoruz. Bizim camiamız çok büyük bir camia. Büyük takımlar hep böyle davranır. Birlik dışında bir seçeneği zaten yoktur. İnsanları bir araya getirmek dışında bir amaç olmaması lazım. Şampiyon olunca ne oluyor? Sonunda birbirimize sarılıyoruz. Bunu önceden yapmak lazım. Transferler konusunda herkesin içi rahat olsun. Gözden kaçmamalı ki bu kadar yıldız oyuncunun birçok mevkiye bir arada gelmişliği yok. SporX. Erden Timur'dan İtalya çıkarsa. Kaan Ayhan ve Mert Müldür. Kaan ve Mert için İtalya çıkarması. Galatasaray, Victor Nelson'dan gelmesi muhtemel parayı eksik bölgelere takviye için kullanacak. Transferin yıldız ismi Erden Timur, aynı zamanda yerli derinliğini de sağlamak amacıyla Mert Müldür ve Kaan Ayhan'ı gözüne kestirdi. Bu hafta İtalya'ya çıkarma yapılacak. Nelson için alternatif. Danimarkalı stoperi Victor Nelson'u rekor bedelle Sevilla'ya satmaya hazırlanan Galatasaray'da, alternatif isimler için kollar sıvandı. Kulüpte transferin yıldız isim Erden Timur, bu hafta İtalya'ya çıkarma yapmayı planlıyor. Hedefteki ilk iki isim, Kaan Ayhan ve Mert Müldür. Sassuolo'nun yaz başından beri bir türlü bırakmadığı iki milli futbolcu için de Nelson'dan gelmesi muhtemel para kullanılacak. Galatasaray'da plan, iki savunmacının bon servisini 10-12 milyon euro bandında kulübe kazandırabilmek. Böylece savunmanın sağında Mert Müldür, stoperde de Kaan ve Abdülkerim ikilisiyle ilk 11'de 3 yerli sayısına kolayca ulaşılabilecek. Yunus ve Kerem de 11'de olduğunda, özellikle oyuncu değiştirme hamlelerinde kenardaki yabancılar daha kolay içeriye alınabilecek. İkisi de gelmeye hazır. Sarı kırmızılıların en büyük şansı iki oyuncunun da mevcut durumda Galatasaray'a gelmek için can atmaları. Oyuncu satışıyla da eli kuvvetlenecek olan Cimbom'da Timur'un hem Kaan hem de Mert'le görüşerek prensipte anlaştığı gelen haberler arasında. Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Galatasaray ile Sassuolo arasında mutabakat sağlandığında hiç vakit kaybetmeden her iki oyuncu da Türkiye'ye getirilecek ve takıma dahil edilecek. Birçok pozisyonda oynuyor. 27 yaşındaki stoper Kaan Ayhan için Galatasaray'da gözden çıkarılan rakam yaklaşık 5 milyon euro. A milli takım forması da giyen tecrübeli futbolcunun, stoperin yanı sıra sağ bek ve ön libero olarak görev yapabilmesi, sarı kırmızılılar açısından büyük bir avantaj olabilir. Biriyle yollar ayrılacak. 23 yaşındaki Mert Müldür'ün ise 6-7 milyon euro civarında bir bonservis bedeliyle transfer edilebileceği düşünülüyor. Yeni sabek Dubois'in sakatlığı, ardından Omar'ın sakatlanması ve Boe'ydeki istikrarsızlık bu bölgeye özellikle değerli bir takviyeyi zorunlu kılıyor. Mert'in Galatasaray'a transfer edilmesi durumunda Omar veya Boey'den biriyle kesin olarak yolların ayrılacağı öğrenildi. Olsun'i de getiriyorlar. Midjo'yu Galatasaray'a getiren menajerlik şirketi, bir başka Norveçli oyuncu Andreas Hensch Olsun'i de sarı-kırmızılılara kazandırmayı planlıyor. İki taraf arasında görüşmeler olumlu gelişti. Bir yandan Kaan Ayhan'ı renklerine bağlamaya çalışan Cimbom, diğer taraftan 25 yaşındaki Norveçli stoper Olsen'i de transfer etmek istiyor. Aslan böylece savunmadaki rotasyon derinliğini de artırmış olacak. Belçika'nın Gent takımında forma giyen Olsen'in piyasa değeri 4 milyon euro civarında. Galatasaray'ın bu transferi 2-2.5 milyon euro bandında bir bonservis bedeli, oyuncuya da yıllık 700 bin euro civarında bir maaşla bitirebileceği ifade ediliyor. Fanatik. Bin Sports. Galatasaray sosyal medya tarihine geçti. Galatasaray, Twitter Space ile transfer duyurusu yapan dünyadaki ilk kulüp olduğunu duyurdu. Twitter resmi hesabından paylaşımda bulunan sarı-kırmızılı takım, "Teşekkürler büyük Galatasaray taraftarı. İlklerin ve enlerin takımı Galatasaray, Türkiye ve dünyada bir ilke imza atarak Twitter Space ile transfer duyurusu yapan ilk kulüp oldu." açıklamasını yaptı. Galatasaray Kulübü dün Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerini sosyal medyadan yaklaşık 35 dakika süren ve taraftarların katılarak futbolcuların konuşmalarını dinleyebildiği bir sohbet odasında duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp iki futbolcuyu Twitter'daki hesabında sohbet odasına aldı. Oyuncular ile takım kaptanı Fernando Muslera, sunucu ve oyuncu Cem Davran'ın sorularını yanıtladı. Transferlerin açıklandığı sohbet odasını yaklaşık 230 bin kullanıcı ziyaret etti. Hürriyet. Fuat Çapa, Mertens Galatasaray'ın yeni kahramanı olacak. Galatasaray'ın transfer politikası ve Belçikalı oyuncunun transferiyle ilgili olarak Çapa, 2020'de şampiyonluğu kaçırdıktan sonra yönetim kurulu yeni bir rota seçti. Genç oyunculardan oluşan ve çok fazla para yatırılan yeni bir takım yaratmak istediler. Transfer politikası başarısız oldu ve bu durum dönemin başkanı ile teknik direktör Fatih Terim'in sonunu getirdi. Yeni yönetim geri dönüşü başlatmalıydı ve bu yüzden Dries Mertens gibi büyük isimleri aldı. Galatasaray için değil, aynı zamanda örnek bir profesyonel olarak Türk futbolu için de çok şey ifade edecek Mertens. Ayrıca Seferovic, Torreira, Oliveira ve Midjo gibi birçok yabancı transfer toplu olarak üst düzey performans göstermesini kolaylaştıracak. Ve hiç şüphe yok, Mertens Galatasaray'ın yeni kahramanı olacak ifadelerini kullandı. Gözden kaçmasın. Galatasaray'da Erden Timur'dan Alexis Sanchez, Arda Turan, Mertens, Nelson ve Torreira açıklaması haberi görüntüle. Belçikalı oyuncuya Türk futbolu için uyarılarda da bulunan Fuat Çapa, Mertens, Türkiye'de tamamen farklı bir futbolla karşılaşacak, burada bireysel, kolektifin üstünde. Bu nedenle son şampiyon Trabzonspor ve aynı zamanda büyük rakip Fenerbahçe ile zorlu bir mücadele olacak. Beşiktaş ve Başakşehir'de yarışa karışacaktır, dedi. SporX. Fredrik Midtjo sabırsızlanıyorum. Madjo'nun açıklamaları. Galatasaray'ın yeni transferi Fredrik Midtjo kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İşte Norveçli oyuncunun sözleri. Saha içinde farklıyım. Saha içinde farklı bir insanım. Futbol benim için bir tutku. Gerçekten de futbol benim için heyecan verici. Herhangi bir kaygım yok. Şampiyonluk yolunda alternatifli bir kadronun olması bence bir avantaj. Dinamik bir oyuncuyum. Ben dinamik bir oyuncuyum. 6 ve 8 numarada oynayabiliyorum. Hocam için hangisi uygun olacaksa o pozisyonda yardımcı olmaya hazırım. Şampiyonluk istiyorum. Şampiyonluk kazanmak istiyorum. Hocamla birlikte yeni bir deneyim yaşayacağız. Tutkulu bir taraftarımız var. Önceliğimiz tabii ki şampiyon olmak. Çok iyi oyuncu grubu var. Omar ile aynı dili konuşuyoruz. Genel olarak çok iyi bir oyuncu grubu var. Beni kucakladılar gerçekten. Devamını dört gözle bekliyorum. Galatasaray çok büyük. Tabii ki burada olmaktan gurur duyuyorum. Teklif aldığımda çok heyecanlandım. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Türkiye'nin en büyük kulübü. Cumartesi günkü maçta taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Anlık Galatasaray Haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.